Evet, Trabzonspor gazete manşetlerinin hemen ardından bir Skype bağlantımız var. Yunus Emre Ser bugün bizlerle birlikte. Kendisiyle beraber Trabzonspor'un gündemini konuşacağız. Yunus Emre, hoş geldin yayınımıza. Günaydın, nasılsın? Hoş bulduk, günaydın demedim. İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? Biz deyiz, çok teşekkür ederiz. Hemen böyle gündemle başlayalım. Son mücadeleden bugüne neler değişti takımdaki? Aslında son durumu öğrenmek istiyorum. Çünkü Pendikspor karşısında 2-1'lik bir galibiyet alındı. Tabii bu haftada bir galibiyet alıp artık seriye devam etmek istiyor Trabzonspor bir yandan. Takımın durumu, takımdaki hava şu anda nasıl? Şimdi Hatay deplasmanında alınan mağlubiyet gerçekten çok ağır bir mağlubiyet oldu Trabzonspor için ve adeta hem takımda hem de taraftarlarda bir şok etkisi yarattı. Bunun yansıması Pendik maçında tribünlerin çok büyük bir bölümünün boş olarak gözükmesiyle oldu ve hem burada taraftarların tribündeki duruşu hem de sosyal medya üzerinden sokaktaki eleştirilerin boyutu artmıştı bu mağlubiyet ardından. Çünkü 2-0 öne geçip 3-2 kaybetmek Trabzonspor için çok fazla geçmişte yaşanan bir durum değil. Tabii ki örnekleri var ama çok fazla sık tekrar edilen bir durum değildi ve bununla beraber teknik direktör Nenad Bjelica'nın yönetiminde Trabzonspor'un bir istikrarlı oyun anlayışına henüz kavuşamamış olması eleştirilerin boyutunun biraz da artmasına sebebiyet verdi. Pendik maçını Trabzonspor 2-1'lik sonuçla kazandı ancak maçın başlangıcındaki oyunla maçın son bölümündeki oyun arasında da çok ciddi bir farklılık söz konusu. Trabzonspor o oyun istikrarını bir türlü oturtamıyor ve bu arayış hala, oyun arayışı hala devam ediyor. Evet, belki kadro anlamında bir istikrar sağlamış gibi gözüküyor Nenad Bjelica. Çünkü Hatay maçıyla bu maç arasında, yani Pendik maçı arasında ilk 11'e bakıldığında sadece bir değişiklik söz konusu. Ancak evet, oyun anlamında bu istikrarı hala oturtabilmiş değil ve şimdi de yeni bir arayış devam ediyor. O yüzden Adana Demir'le Cuma günü deplasmanda oynayacak olan karşılaşma çok kritik. Eğer Trabzonspor bu maçı kazanırsa milli maç arasında belki o istediği oyun arayışını oturtma, bir rahat nefes alma, ligdeki konumunu sağlamlaştırma konusunda bir şeyleri başarmış olacak. Ancak şu an için Trabzonspor'un durumunu özetlemek gerekirse Demet, Trabzonspor'da hala arayış devam ediyor. Peki ya bazı oyunculara değinelim istersen. Özellikle yeni transfer Paolo Nacho geldiğinden beri adından sıkça söz ettiriyor. 3 maçta 3 gole ulaştı ki biraz da bize tabii geçen yılki istenilmeyen performansı hatırlatıyor. Maxi Gomez beklenen performansı gösterememişti. Peki hem taraftar nezdinde hem yönetim nezdinde Paolo Nacho'ya nasıl bakılıyor? Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yani çok doğru demek, çünkü geçen sene Maxi Gomez sezonu 5 golle tamamlamıştı. Lig olarak söylüyorum. Şu anda Onaçı daha geleli 3 hafta oldu, 3 gole ulaştı. Yani neredeyse bir sezondaki gol sayısını yarısını geçti ve ilerleyen haftalarda bunu kapatmasına engel herhangi bir durum yok. Nenad Bjelica buraya geldiğinde ilk kullandığı bir cümle vardı. Forvet bölgesinde oynatacağım oyuncunun özellikle uzun boylu olmasını istiyorum diye. Trabzonspor'da son dönemde gol sayılarında belli bir seviyenin üstüne çıkan isimlere bakıldığında hepsi fiziksel olarak üstün özelliklere sahip. Sörloth, Cornelius ve son olarak da Onaçı. Dolayısıyla şu anda ligde Edin Dzeko'yu da buna katabiliriz. İşte Adam Mukse'yi de katabiliriz. Gol sayılarında belli bir seviyenin üstüne çıkan forvet oyuncularını, Süper Lig için söylüyorum, hep bir fiziksel olarak üstün özelliklere sahip isimler olması bir tesadüf değil. Bu ligde bu tarz isimler daha fazla gol atabiliyor ve daha fazla sonuca gidebiliyor. Bielitsa da buna çok fazlasıyla dikkat etmişti. Takımın genel boy ortalaması da şu anda 1.86'yı bulmuş durumda ki bu ligin en uzun takımı. Evet. Boy ortalaması olarak bakıldığında en uzun takımı ve Trabzonspor'un forveti de 2.02'lik Onaçu. Trabzonspor'da sorun şu ancak demek. Onaçu evet cezası aslında topla buluştuğunda asla affetmiyor ama Trabzonspor Onaçu'yu topla buluşturma noktasında sıkıntı yaşıyor. Hı hı. Yani kanat organizasyonlarını geliştiremiyor. Merkezden içeriye girme noktasında sıkıntılar yaşıyor. Bu nadiren topla buluşan Onaçu bunları gole sonuçlandırma noktasında yarıştığı forvet oyuncularına göre çok daha başarılı. Evet. İşte Onaçu'yu biraz daha fazla topla buluşturabilirse Trabzonspor o sayılar artacaktır. Ama Pendik maçı üzerinde sadece gol atmasıyla değil, hava topu hakimiyetiyle ikili mücadelelerde de zirvede yer alan bir Onaçu var. Dolayısıyla takım içinde çok şeyi değiştirebilen bir Onaçu var.
bu istikrar devam ederse ligi kaç golle tamamlar açıkçası kestirmek biraz zor, ama bu sene çok formda forvet oyuncuları var. Sadece Onaç Tabii. için değil, işte Balotelli de geldi. O da ilk maçında neler yaptı ortada. Gol noktasında Evet. keyifli bir lig yaşanıyor açıkçası. Öyle gözüküyor. Peki şimdi Onaçı'yı golle buluşturma konusuna değindin. Biraz bu konuyu biraz açalım. Bakasetas'tan bahsedeceğim ben de. Özellikle Pendikspor mücadelesinde aslında o da Onaçı'yı beslemeye çalışıyor ki bir asisti de var ona karşı. Bakasetas'ın da performansı iyiye gidiyor. Peki Bielitsa'nın oyun planında ileriki maçlarda nasıl bir yere sahip Bakasetas? Şimdi teknik direktör Nenad Bjelica sezon başında yurt dışı kampında düzenledi, yaptığı açıklamada şöyle bir ifade kullanmış. Ben 4-3-3 oyun formasyonunu deneyeceğim. Zaman zaman bunu 4-1-4-1 olarak da görebilirsiniz. Ve ben burada şöyle bir oyun mantığı benimsiyorum demiş Demet. Defansın önünde bir tane 6 numara, iki tane 8'le oynayacağım dedi. Yani Bakasetas'ı şu anda merkez orta saha 8 numara pozisyonunda görüyoruz aslında. Ama orijinal mevki Bakasetas'ın da, Abdülkadir Ömür'ün de, Bardi'nin de aslında ofansif orta saha, yani 10 numara pozisyonunda olan isimler. Burada oynayan bir Bakasetas gole daha yakın, aslında en önemli özelliği olan sert şutlarıyla, isabetli şutlarıyla daha ön plana çıkan bir Bakasetas. Ancak yeni oyun anlayışında, yani 8 numara pozisyonunda biraz daha geride defansa yardım eden özelliklere sahip olsa da şu ana kadar 3 tane duran toptan gol atmaya başardı ve asist katkısında da takımın en önemli isimlerinden bir tanesi. Ama Trabzonspor'da şu anda özellikle Adana Demir maçı için bunu söyleyeceğim. Batista Mendy kart cezalısı olduğu için onun yerinde kimi oynatacağı, onun yanında kimi oynatacağı soru işaretleri içeriyor hala. Burada Bakasetas forması garanti gözüken isimlerden bir tanesi. Çünkü birçok ismi değişiyor, birçok oyuncuyu değişiyor ama Nenad Bjelica'nın değişmediği, sabit kaldığı bir isim var. O da Anastasios Bakasetas. Ondan vazgeçmiyor ve bu devam edecek gibi gözüküyor. Ama diğer bir noktada işin yönetim boyutuna bakarsak, Anastasios Bakasetas da hala Trabzonspor sözleşme uzatma konusunda anlaşabilmiş değil. Trabzonspor yönetim kurulu oyuncunun maaşına 500 bin avro iyileştirme yapıp 1.2'den 1.750 bin avroya çıkarttı. Ancak Bakasetas bu teklifi henüz kabul etmedi. Orada da görüşmelerin sürdüğünü söyleyelim. Peki Onaçu'dan bahsettik, biraz diğer yeni transferleri de konuşalım. Çünkü bazı sakat oyuncular da vardı. Onların durumları da ve ne zaman aslında Onaçu gibi performanslarını gösterebilecekleri merak ediliyor. Özellikle Nikola Pepe, Benkoviç gibi isimler. Bu isimlerle ilgili detaylı bilgiyi de senden alalım. Tabii ki Benkoviç son Pendik maçında 68. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Oyuncunun MR kontrolü yapıldı. Uyluk bölgesinde yapılan MR kontrolünde herhangi bir Evet, Yunus Emre Sel'in Skype bağlantısında ufak bir sıkıntı oldu değerli izleyenler. Trabzonspor'un yeni transferlerinin aslında takıma ne zaman Onaçu gibi katkı sağlayabileceğinden bahsediyordu kendisi. Biliyorsunuz Onaçu yeni transfer ve 3 maçta da 3 gol kaydetti. Skype bağlantısı düzeldiğinde tekrar sizlere aktarmaya devam edeceğiz haberlerimizi.